Kız istemeye gidilince kapandım, çömek yaptırıyormuş. Ayşe. Güle güle. Önce kapağından sonra gövdesine başlamış. Kapak gövde uymazsa kızı bilmez demiş. Ha, tencere yuvarlandı, kapağını buldu meselesi o mu oluyor? O oradan başlamış. Devamını anlatmadın. Kapağı gelir. Kapağı olmazsa kızımızın yaşı küçük mü derlermiş? Rezil ederlermiş. Değil mi? Öyle bir şey. Senin biçim adamsın. Erkek, böyle erkek mi olur? Ya Bekir abi daha tatlı anlat. Yakın geçmiş zamana kadar bu böyle olmuş. Evlilik çağına gelmiş genç delikanlı çömlek çocuklar. Anasının babasını gönderir. Kız evine. Kız evi de çay kahve ikram eder. Demiş ki biz sizin çocuğumuzun küçüklüğünü biliyor. Çocukluğunu biliyor. O zaman büyümüş de iş güç sahibi olmuş. Elini mesleğine almış. Eline. Bizim bildiğimiz bir şey yok bu konuda. O yüzden dolayı da şimdi size diyecek bir lafımız yok. Ancak ve ancak bizim büyüklerimiz, aile büyüklerimiz gider. Oğlumuzun atölyesinde, dükkanında, terenle neyse orada görürler. Neticeyi orada kavuştururlar demiş. Bizim bizlere böyle otururlar. Ondan sonra ertesi gün kızın amcası, dayısı, kimisi işte büyükleri. Çay kahve. Selam sabah. Sebebi ziyarete açıkça bilmemiş. Oğlum ananı babanı göndermişsin ama biz sana burada işine gücüne bakmaya geldik. Kısaca seni sınava tabi tutmaya geldik. Sana biz ondan sonra neticeyi bildirdik dillermiş. Sınavda da kapaklı bir çömlek yaptırırlarmış buna. Ama oradaki hadise şu, önce kapağından başlayacak. Sonra gövdeye yapacak, kapak gövdeye oturmazsa kızı bilmezlermiş tabii. Hocam hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk abi, sağ ol. Hikayede kapat şunu. Bu kil, bu kil değil mi?
Annenin bu tabakları oradan bir kaldır istersen. Bana yapacağım.